işine master hayali kuruyor ama nasıl burs bulacağını bilemiyor musun? O zaman bu program tam sana göre. Hola a todos, bienvenidos. Ben Görkem ve bugün size yurt dışında full bursla okuyabileceğiniz Erasmus Mundus Master programından bahsedeceğim. Programın tam adı Erasmus Mundus Joint Master Degree. Aslında Türkiye'de nispeten daha az tanınsa da aynı Fulbright gibi çok prestijli bir master. Programı ilginç kılan şeylerden biri ise şu. Master boyunca en az iki farklı ülkede eğitim görüyorsunuz. Bu ülkeler büyük çoğunlukla Avrupa'dan olmakla beraber Rusya'nın, Japonya'nın hatta Güney Amerika'dan ülkelerin ortak olduğu programlar da var. Zaten bu programın adına Joint Master denmesinin sebebi de bu. En az iki ülke olmakla beraber birçok programda bu ülke sayısı 3'e 4'e hatta 5'e bile çıkabiliyor. Bu programda master kataloğunu inceleyip o master'a özel web sayfasına gidip doğrudan master programına başvuru yapıyorsunuz. Master'a başvuru yaparken bursa da başvurmuş oluyorsunuz ve bu süreçte bursla ilgili başka bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Süreç sonunda önce master'a kabul edilenler açıklanıyor, daha sonra da bursiyerlere karar veriliyor. Eğer bursa hak kazanırsanız yıllık eğitim harcı, vize masrafları, sigorta masrafları, kütüphane masraflarının yanında aylık 1000 euroya kadar da geçim masrafını karşılıyorlar. Yani 2 yıllık bir programda ortalama 40.000 euro bir bursa hak kazanmış oluyorsun. Programa hem mezunlar hem de son sınıf üniversite öğrencileri başvurabiliyor. Bu program dahilinde birçok master'ın ana dili İngilizce olmakla beraber eğer fazladan bir yabancı dil biliyorsanız seçebileceğiniz üniversite seçenekleri de artıyor. İngilizce seviyesi olarak genelde B2 veya C1 istiyorlar. Her programın dil gerekliliği bölümüne bakıp TOEFL'dan, IELTS'den veya benzeri sınavlardan hangi puanları istediklerini bulabilirsin. Genellikle başvurular Kasım ile Ocak ayları arasında oluyor ama ben şimdiden araştırmanızı yapmanızı öneririm. Kataloğun linkini açıklamaya bırakacağım ama gelin önce beraber kataloğa göz atalım, sonra da 1-2 master programı inceleyelim. Gördüğünüz gibi burası başlangıç sayfası. Katalogta aşağıya iniyoruz. Burada bütün programlar listeleniyor. Şimdi buradan ülkeyi seçtiğiniz zaman bu şu demek oluyor. Mesela İspanya'nın ortak olduğu bütün programları listeliyorum. Tabii alanınıza göre listelemek çok daha mantıklı ama ben takipçilerim hep İspanya'ya gelmek istediği için haliyle ben İspanya'da yaşadığım için bunu seçtim. Ondan sonra alan seçmeyeceğim. Buradan bir de 2011 yılını seçelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir sürü master programı listeleniyor. Ben bunları öncesinde inceledim tabii biraz da kendi alanımla ilgili olarak. Ve şuradan size Infectious Disease and One Health programını göstermeye karar verdim. Buradan tıkladığınız zaman programın giriş sayfası açılıyor. Gördüğünüz gibi İspanya'nın ortak olduğu üniversite Barcelona'ymış. Koordinatör Fransa'ymış. Bir ayağı da Almanya'daymış. Şurada açıklıyor zaten kısaca. Buradan genel bir fikriniz oluyor. Daha sonra şurada gördüğünüz web sitesine tıklıyorsunuz. Bazı programlar buraya web sitesi linki koymamışlar. Öyle bir durumda Google'a programın adını yazıp yanına da Erasmus Mundus yazdığınız zaman anında çıkıyor zaten. Buradan tıklıyoruz. Şöyle bir ana sayfası var. Biz direkt programın detaylarına gitmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi bu programın birinci sömestri Fransa'da, ikinci sömestri İspanya'da, üçüncü sömestri Almanya'da. Dil İngilizce ama hem Fransızca hem İspanyolca hem de Almanca dersi alabiliyorsunuz program boyunca. Dördüncü sömestri de birçok farklı ülkeden ortaklarla beraber gerçekleştirip yine dördüncü bir ülkeye gitme imkanınız oluyor. Bu sayfada üniversiteleri tanıtıyor. Gerçekten harika yani ben bile özeniyorum böyle şeylere. Bu programda burslarla ilgili net bir şey söylememiş ama çok enteresan bir program buldum. Hem de burslarla ilgili daha detaylı bilgi veriyor. Bir de onu incelemek istiyorum sizin için. O programda işte burada şarap turizminden bahsediyor ve İspanya'da, Portekiz'de ve Fransa'da tamamlıyorsunuz bu stajı. Ya harika gerçekten şaraba doyuyorsunuzdur eminim. Şimdi mesela burada link yok. Ben de o yüzden programın adını Google'da aradım ve hemen şu web sitesini buldum. Böyle bir giriş açıklama kısmı var. Şuradan içeriğine bakalım. Bu da 120 kredili, 2 yıllık bir program. Gördüğünüz gibi ilk semestr Tarragona'da, ikinci semestr Bordeaux'da, üçüncü semestr Porto'da. Yani harika bir program bence. İnsan özeniyor. Burada şimdi How to Apply kısmından burs programına bakalım. Şimdi burslarla ilgili şöyle bir şey var. Erasmus Mundus'ta ülkeleri iki kategoriye ayırıyorlar. Bir partner ülkeler var, bir de program ülkeleri var. Bu şarap turizmi master programında partner ülkelere 13 kişiye kadar burs vermeyi planlamışlar. Program ülkelerinden 4 kişiye kadar burs vermeyi planlamışlar.
Anlayacağınız üzere hedefleri partner ülkeler, program ülkelere daha az kontenjan ayırıyorlar. Türkiye aslında program ülkelerinin içinde yarıştığı için daha az bir burs kapasitesi var ama yine de bunu şöyle bir avantaj olarak düşünebilirsiniz. Program ülkelerin yıllık ücreti 4500 euro, partner ülkelerin 9000 euro. Yani ben bunu cebinizden verin diye demiyorum tabii ki. Burada burslardan bahsediyoruz ama bunu şöyle avantaja çevirebilirsiniz. Dediğim gibi Erasmus Mundus Master'ları aynı Fulbright gibi çok prestijli bir program. Yani bu programın kendi içinde burs kazanamasanız bile yurt içinde veya yurt dışında çeşitli burslara başvurabilirsiniz ve eminim ki bir destek bulabilirsiniz. Böyle bir durumda da okul masrafları yarı yarıya daha az olacağı için bunu bu şekilde bir avantaja çevirebilirsiniz. Ayrıca 4 kişilik kontenjan da çok az değil, yani toplam 17 kontenjanın 4'ü için yarışıyor olacaksınız. Bu da hiç fena değil. Bence kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Eğer yurt dışında master hayaliniz varsa kesinlikle 3 kontenjan, 5 kontenjan demeden bu programlara başvurmalısınız. Bir de kısaca eğer daha fazla dil bilirseniz nasıl daha fazla imkanınız olabildiğinden bahsetmek istiyorum. Bu da Public Health Master. Bunun şöyle bir takvimi var. Birinci yıl bir ülkede okuyorsunuz her iki semestri de. Ama ondan sonra yaz ayında bir çalışmanız oluyor. Aynı şekilde ikinci yılı da full bir ülkede okuyorsunuz. Gördüğünüz gibi eğer sadece İngilizce biliyorsanız bu master programını tamamen İngilizce tamamlayabiliyorsunuz. Ama eğer İspanyolca biliyorsanız birinci veya ikinci yılınızı Granada'da geçirebiliyorsunuz. Fransızca biliyorsanız da birinci yılınızı Belçika'da, ikinci yılınızı Fransa'da geçirme şansınız oluyor. Bu da aslında program içindeki alternatiflerinizi artırdığı için ayrıca keyifli bir şey. Şimdiye kadar İspanya'da yaşamak ve İspanya'da master programları ile ilgili çok fazla mesaj alıyordum, çok fazla soru alıyordum. Umarım bu video birilerine yol gösterici olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Adios.